Merhaba sevgili izleyiciler. Hayat Televizyonu'nda Yaşamda Adım Adıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi programımız dünyadaki en değerli varlıklarımız olan çocuklar ve gençlerle ilgili. Biz programımızda onları ilgilendiren her konuyu ekrana getirmeye çalışıyoruz. Eğitimden, kültüre, sanattan, bilime kadar, spora kadar, sağlığa kadar her konuyu. Bu hafta da yine onların gelişimleriyle ilgili önemli bir konumuz var. Önemli bir konuyu sizinle paylaşacağız. Ama ondan önce armağan kitabımıza yine bir göz atalım. Bu haftaki armağan kitabımız Dr. Koray Karabekiroğlu'nun hazırladığı Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? 2-15 yaş arasındaki çocukların kişilik gelişimleri, gelişim süresince gösterdikleri özellikler, sinirli hırçın çocuklar, boşanma, kardeş sorunları, ve daha çocukların, gençlerin ergenlik dönemi pek çok konuyu işlemiş, ele almış bilimsel bir açıdan. Bizi programda telefonla arayacak 5 izleyicimize bu kitabımızı armağan edeceğiz. Doktor Koray Karabekiroğlu'nun Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım adlı kitabı. Bu ebeveynler için, eğitimciler için yararlı olacağını düşünüyoruz. Say Yayınları tarafından yayınlanmış kitap. Ve Say Yayınları'nın bize, izleyicilerimize armağan olacak. Onun dışında bir armağanımız daha var. Çünkü sevgili dostlar, bugün Dünya Öykü Günü, 14 Şubat Dünya Öykü Günü. Bursa Yazın Sanat Derneği'nin düzenlediği 1. Bursa Öykü Günlerini toplayan Öykü Dostluğu adlı kitabımız var. İki izleyicimize de bu kitabımızı armağan edeceğiz. İsteyen, dileyen, edebiyata ilgi duyan, öyküye, okumaya ilgi duyan iki izleyicimize de Öykü Dostluğu kitabımızı armağan edeceğiz. Böylece toplam 7 kitap oldu. Evet, telefon numaralarımızı söylemek istiyorum. 0212 589 3406 0212 589 3406 Artık biliyorsunuz ki sadece kitap armağanları için değil, bana ve konuğuma soru sormak için, kendi düşünce ve birikimlerinizi bizlerle paylaşmak için de bizi arıyorsunuz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Çünkü bu programı biz sizlerle birlikte yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta çocukların kültürel gelişimi ve kişilik gelişimleriyle ilgili önemli bir konuyu gündeme getireceğimizi söylemiştik. Bunlar çocuklar ve gençler için bilim-sanat merkezleri. Bilim-sanat merkezleri bugün ülkenin pek çok kentinde, ilçesinde var. Ne kadar onları birazdan programın ayrıntısında konuşacağız ama önemli olduğunu düşünüyoruz çocukların gelişimi için. Bu haftaki konuğumuz Bursa'daki Kamil Solon Bilim Sanat Merkezi'nin Müdür Baş Yardımcısı, şair ve yazar Şaban Akbaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun Gülsüm Hanım. İyiyim, çok iyiyim. Bursa'dan bizim için geldiniz, bu program için geldiniz. Özellikle bunun için çok teşekkür ediyorum size. Ben size çok teşekkür ediyorum. Tabii Hayat TV'ye teşekkür ediyorum. Güzel bir atmosfer buldum burada. Mustafa Bey'le de görüştüm. Evet. Onun yöneticisi. Evet. İleride güzel projeler yapacağız diye. Yani kendi evim gibi hissettim. Birlikte tabii ki. Evet, burası bizim evimiz. Evet, çok teşekkür. Siz de böyle duyumsadığınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz için kısaca kendinizden söz eder misiniz? Ben Kars, Arpaçay'ında böyle uzak sınıra yakın bir köyünde doğdum. Bardaklı ismi. Benim doğup büyüdüğüm köy fantastik kavramın içine girebilecek bir doğa yapısına sahip. Çırılçıplak ve taş kaplı. Öyle bir köy. Orada doğdum. İşte ilkokul, ortaokul, liseyi falan Kars'ta, Arpaçay'da okudum. Daha sonra 2 yıllık eğitim enstitüsü Kars'ta okudum. 2 yıl eğitim enstitüsünde öğretmen olarak atandım. İlkokul öğretmen olarak atandım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Teftiş Planlaması bölümünden de lisansımı tamamladım. Ama hep ilkokul öğretmenliğine devam ettim. Çünkü bu arada çocuklar için yazmaya başlamıştım. Gerçi ben üniversitenin teftiş yönetim planlama bölümünü bitirdiğim yıllar 12 Eylül'ün böyle cıvıltılı yıllarıydı. Bize uygun görmediler müfettişliği. Yıllar sonra dediler tamam bu hakkı size verdik ama ben dedim sizin olsun o hak. Çünkü ben artık çocuklar için yazıyordum ve epeyce de bir zaman geçmişti. O yazmaya başlama sürecim sonucunda şu ana kadar yayınlanmış 24 kitabım var Gülsüm Hanım.
Bu 24 kitabımın 15 kadarı çocuklar ve ilk gençler için. Evet, onun dışında büyükler için de 9-10 tane öykü roman çalışmalarım yayımlandı, kitaplarım. Bu arada yaşantıma giren önemli bir kesit de yurt dışı öğretmenliğim oldu. 5 yılda Almanya'nın Hamburg kentinde Türkçe ve kültür dersler öğretmenliği yaptım. Oradan da apayrı deneyimler kazanarak döndüm. Evet. Kesinlikle. Evet. Uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yapmış olmam bana çok farklı deneyimler kazandırdı. Memleketimin birçok köşesindeki çocuklarımıza hizmet ettim. Hepsine tabii haklarını helal ediyorum. Hala onları seviyorum, onlar için çalışıyorum ve onlar için kitap üretiyorum. Evet, şu anda hala aktif olarak eğitimcilik yapıyorsunuz. Biraz önce söylediğiniz gibi Bursa Bilim ve Sanat Merkezi'nin kurucu kadrosundanım ben. 13. yıldır Bursa Bilim ve Sanat Merkezi'nde uzun yıllar öğretmenliği yaptıktan sonra son 4 yıldan beri de müdür baş yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Evet, hepsinin ayrı bir yeri var. Evet, birazdan hem bilim sanat merkezleri hem de çocuklar için ve gençler için yazan yazar, şair, öykücü Şaban Akbaba'yı da konuşacağız ama ben birkaç şey söylemek istiyorum izleyicilerle. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kadınlar dans ediyorlar. 14 Şubat yurt dışında One Billion Rising, Türkiye'de de 1 milyar ayaklanıyor sloganıyla, Türkçesiyle. Kadınlar dans ediyorlar. Neye karşı dans ediyorlar? Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı bunların son bulması için, taleplerini dikkat çekmek için dans ediyorlar. Neden 14 Şubat? 14 Şubat bildiğiniz gibi Batı'da Saint Valentine Day olarak, yani Saint Valentine günü olarak kutlanıyor. Ama yıllardır, son yıllarda Türkiye'de de yaşantımıza sevgililer günü olarak sokuldu. Hani çiçekle, çikolatayla ve pırlantayla belki gözünü boyadıkları kadının yarın öbür gün gözünü morattıkları veya başka şeyler uygulandığı oluyor. Bu aldatmacaya, bu ikiyüzlülüğe dikkat çekmek için kadınlar dans ediyorlar. Şu anda saat 14. Eğer burada olmasaydım ben de onların arasında olacaktım diyorum ama onların arasında olduğumuzda düşünebiliriz bu duygularla diyorum. İkinci bir şey de bugün Dünya Öykü Günü. 14 Şubat, evet, Öykü Günü. Bütün sizin ve öykü yazan bütün dostların ve öykü severlerin, öykü okuyanların Dünya Öykü Günü de 14 Şubat Dünya Öykü Günü de kutlu olsun diyorum. Bir izleyicimiz var hemen, İstanbul'dan Ayla Demirli arıyor bizi. Alo. Alo, merhaba. Merhaba Ayla Hanım, hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, iyi yayınlar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sesinizi duyduk. İzleyicilerin sesini duymak bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çalışıyor musunuz? Hayır, ev hanımıyım. Evet. Çocuklar? İki tane çocuğum var. Biri anaokuluna gidiyor, diğeri 5. sınıfa gidiyor. Çok güzel. Konumuza da yine merhaba diyorum. Merhabalar. Çok teşekkürler. Bir soru sormak istemiştim. Şimdi benim 11 yaşında kızım var. 5. sınıfa gidiyor. Yalnız biz derslerde biraz problem yaşıyoruz. Aslında dersleri güzel ama devamlı benim bir demem gerekiyor. Devamlı ders yapar mısın kızım demem gerekiyor. Evet. Artık ergenlik çağına da girmeye başladığı için biraz tepkiler almaya başladım çocuktan. Bunun için yani ne yapabilirim, nasıl bir yol çizebilirim? Tamam. Ben biraz yardım istiyorum. Tabii ki, estağfurullah. Buradan tabii çocuğu görmeden, çocukla sohbet etmeden bir reçete sunmak mümkün değil. Ama genel şeyler söyleyebiliriz. Çünkü her ikimiz de eğitimciyiz. Önce Şaban öğretmenim, siz ne söylemek istersiniz? Tam bu geçiş aşaması. Kız çocuğu, evet, 11 yaş. Evet, söylediğiniz gibi gerçekten gözlem yapmak gerekiyor, tanımak gerekiyor. Çünkü her çocuk ayrı bir dünyadır, her insan gibi. Ama genel olarak ne söylenebilir? Kitap okuma alışkanlığı var mı örneğin, bu sorulabilir. Eğer kitap okuma alışkanlığı varsa, yani ders dışı okumalardan söz ediyoruz. Öykü, roman. Öykü, roman, şiir, deneme ve benzeri. Kitap okuma alışkanlığı varsa bu çocuklar genelde kendi sorularını çözerler. Evet, korkmayın. Ben de onu demek istiyorum gerçekten. Yani, belki zaman alacak ama kitap okuma alışkanlığı yoksa ona uygun en güzel kitapları alıp önüne koyması ve kendileri de rol model olarak birlikte okumaları falan gerekir. Belki uzun bir süreçten sonra en önemli çağrıda birisi bu. Kitap okuma alışkanlığı yani oluşması için elimden gelen çabayı göstermeye çalışıyorum. Mesela bazen kitap okuma saatleri yapmaya çalışıyorum. Eşim, çocuk, yani hepimiz beraber elimize birer kitap alıyoruz.
Yani oluşturmaya çalışıyoruz ama şimdi biraz ders yani o sorumluluğu vermede biraz zorlanıyorum. Evet, aslında şöyle tabii geçen hafta programı izlediniz mi bilmiyorum. Geçen hafta burada çocuklar vardı ve çocuklar dediler ki biz bu defa şeyi mikrofonu çocuklara bırakmıştık. En çok nefret ettikleri şey annesinin babasının ders çalış demesi ya da bugün ödevini aldın mı hatta cümlesi. Ben diyor zaten ödevimi alıyorum. 9 yaşındaki çocuklar söylüyor bunu. Belki onlara güvendiğimizi daha sık duyumsatmak, güvenmesek, içten kaygı bile duysak o kaygıyı geçirmemek elektrik geçici bir şeydir çünkü. Ben sana güveniyorum, zaten başaracağına inanıyorum sözleri çok önemlidir. Çocuk onu duydukça belki ha bu güveni boşa çıkarmamak için ben de kendime güveniyorum. Annem de babam da bana güveniyor, çevrem de bana güveniyor duygusuyla belki biraz daha şey olabilir. Bunlar genel şeyler tabii. Benim söyleyeceğim şey şudur aslında. Okulumuzda rehberlik öğretmenimiz varsa onunla da sohbet edebilirsiniz. Rehberlik öğretmenleri yardımcı oluyor çocuklara bu konuda. Sınıf öğretmeni de artık 11 yaşında olduğu için 5. sınıfa geçti. Artık ortaokulda değil mi Ayla Hanım? Evet, evet ortaokulda. Evet, o yüzden sınıf öğretmeni, sevdiği bir sınıf öğretmeni olabilir, rehberlik öğretmeni olabilir. Kesinlikle daha yardımcı olacaktır. Çünkü çocuğu tanıyor, aileyi tanıyor, yüz yüze konuşma şansı var. Ancak dediğim gibi biz buradan genel şeyler söyleyebiliriz evet. Ama öğretmenimiz, yani Şaban öğretmenin söylediği çok önemli. Eğer bir çocuk okuma davranışı kazanmışsa hiç korkmayın, yaşam boyu başarılı olacaktır. Açık söylüyorum, garanti de edebilirim diyorum. Ben de. Çünkü bakın yani dünya tarihine baktığınız zaman tüm insanların özgeçmişlerine baktığınızda bir tek ortak yanları var. Yani işte ne kadar bilim insanı, ne kadar müzisyen, ne kadar kalıcı olmuş, etkin olmuş devlet adamı varsa, edebiyatçı, yazar varsa hepsinin bir tek ortak özelliği var, çok kitap okuyor olmaları. O yüzden bence ona verebileceğimiz en güzel şey, güzel başlamışsınız okuma partileri, hoş bir buluş bence. Devam edin diyorum ve asıl önemlisi sabır. Sabır ve onları dinleyin, onu dinleyin, ne diyor, ne istiyor. Belki söyledikleri size doğru gelmese bile dinleyin, dinlediğinizi belli edin. O çok çok önemli. Evet. Yani bazen ikilemde kalıyorum, yani dikkat etmeye çalışıyorum ama bazen ikilemde kalıyorum. Acaba nasıl cevap versem diyorum. Ne desem yani biraz çıkmaza giriyor gibiyim böyle. Kesinlikle çünkü zor zamanları çocukların. Umuyorum Doktor Koray Bey'in kitabında belki bu ergenlik dönemiyle ilgili size katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Yardımcı olacaktır arkadaşlarımıza. Adresinizi bırakırsanız adresinize kitaplar gelecek, yayıncı gönderecek. Onun ötesinde Doktor Erdal Atabek'in Erken Büyüyen Çocuklar ve Günümüzün Ergenleri diye bir kitabı var. Şu anda hangi yayıncıdadır tam bilmiyorum ama kitap ismiyle arayın. Çünkü inanın çocukların bu döneminde de ebeveynlerin okuyarak kendisini geliştirmesi gerekiyor. O sorulara bilemediğimiz aman hata yapmayalım kaygısı da çok güzel. Bunu duyuyorsunuz bir defa, bu çok önemli. Bilinçli bir ebeveynsiniz. Ama okuyarak, araştırarak, sorarak kendini geliştirmek çok hoş. Bir soruyu bahane alabilirim. Bir iki söz daha söylemek istiyorum. Buyurun öğretmenim. Bu da şu. Şimdi özellikle annenin çekimselliğini de ben algıladım. Yani çocuğun kitap okuma alışkanlığıyla ilgili çaba harcıyorum ama çok da sanki öyle kitaba inanmıyor gibi. Aslında inanıyor olsa bile diğer veliler için, diğer anne babalar için şunu söylemek gerekiyor. Hatta çocukları kendileri duyuyorlarsa onlar da bilsinler ki ders dışı okumalar onların algı kapasitelerini, yorumlama kapasitelerini, efendime söyleyeyim, dikkatlerini tazeleme yönünde böyle önemli etkileri olur bu kitapların. Beynindeki, bedenindeki yüklü stres yükünü atar, elektriğini atar. Beynini pırıl pırıl temizler. Daha sonra herhangi bir derse falan çalıştığında daha hızlı algılar. Aynen öyle. Aynen, bir kere bu aynen. Nedenle de anne babalar okumaya ve çocuklar da okumaya inanmalı. Ondan sonra da çocuklarına gerçekten düzeylerine uygun kitaplar alıp okuma etkinliklerini evet. Tabii artık 11 yaşındaki yaşlı çocuk kendisi alacak kitaplarını. Yaşlı, evet. Çok da fazla örneğin aldığı kitaba çok da fazla karşı çıkmayın bence. Evet. Onu okuma, bunu oku. Bırakın kendi okuyorsa kitap okur, çocuk zaman içinde hepsine okumayı öğreniyor. Yeter ki okuma davranışını kazanmış olsun. Bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi mesela bazen kitapçılara gidiyoruz. Orada nasıl korkutulu böyle kitaplar var biraz. Gibi gözüken. Evet, evet.
Bazen onları tercih etmek istiyor. Şimdi diyorum kızım bir iki sene daha bekleyelim, ondan sonra bunu istersen alalım diyorum ama yani orada da şimdi okuyacağı kitabı da ben seçmek de istemiyorum. Evet. Okulda Türkçe öğretmenleri bazen kitaplar böyle tavsiye ediyor. Veya diyorlar ki bunlardan sorumlusanız yazılı olacaksınız gibi böyle ödevler oluyor. Onlar da yapıyor ama şimdi o kitapları alsam mı almasam mı? Şimdi şöyle fantastik kitaplara çocukların tam şimdi çocuğun da yaşı uygun macera serüven çağı dediğimiz bir çağda çocuk kız olsun erkek olsun tüm çocuklar o çağı yaşıyor. Benim çocukluğumda da dedektif kitapları vardı açıkçası bu tarz fantastik kitaplar yoktu. Fantastik kitapları çocuklar okurlar, kaygılanmayalım, gerçeklikten kopmaz. Yeter ki biz çocuklara okurken soru sormayı, düşünmeyi, sohbet edelim o kitapla ilgili yani ne aldın, ne seni çeken ne. Bir süre sonra o diyelim ki edebi kitaplara yönelmesini istiyorsak onlara da yönelir. Ama tabii yanlış bir uygulama şurada şu ne yazık ki aslında belki öğretmenler tamamen iyi niyetle çocuklara kitabı ödev olarak veriyorlar. Bundan yazılı olacaksınız diyorlar. Bunlar da çoğunlukla edebi kitaplar. Çocuklar onları ders gibi algılayıp onlara mesafeli kalıyorlar. Böyle de bir sıkıntı var. Ben öğretmenlerin çabasını anlıyorum. Belki çocuklara bunu daha iyi nasıl anlatabiliriz de düşünmek lazım. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bizi aradığınız için. Umuyorum sorunlarınızı konuşarak, dinleyerek çözeceksinizdir. Ona güvenmeyi, güvendiğinizi hissettirin. Sevginizi, saygınızı gösterin. Çocukların en büyük ihtiyacı güven, sevgi ve saygı. Hani biz yetişkinler saygı bekliyoruz da onlara sevgi gösteriyoruz ya. Tam bu birazcık eksik oluyor. Karşılıklı her birey birbirine saygı duymalıdır diyoruz. Bunun yaşla ilgisi yoktur. Bunu da hissettirebilirsek bence ne mutlu bize. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, çok önemli bir konu aslında ve programın sonuna kadar da sürebilir aslında bu konu. Çünkü çok önemli. Özellikle ergenlik dönemi çok önemli. Şimdi ben eğitimci kimliğinize geçeceğiz ama ondan önce yazar kimliğinizle başlayalım diyorum. Ne zamandan beri yazıyorsunuz? Kaç kitap? Ortaokul yıllarında bizim memleketteki geleneklerden etkilenerek bağlama çalmayı öğrendim kendi kendime. Madem biraz bağlama çalmayı öğrendim, öyleyse beste de yapayım, o zaman şiirini de yazayım derken o yıllarda böyle dörtlükler falan karalardım ortaokul lise yıllarında. Tabi lise yıllarında biraz daha dönüştürmeye başladım. Evet. Daha sonra da lise ve eğitim enstitüsü, özellikle eğitim enstitüsü öğretmenin çok etkili olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra daha ciddi yazmaya yöneldiğimi bile söyleyebilirim. Ama en önemlisi şu oldu. Ben ilk başlangıçta şiir kitapları yayınlamıştım, iki tane. O sırada 12 Eylül dediğimiz o büyük darbe geldi. O büyük darbe gelince köyde öğretmendim ben ama çocuklarımıza verebileceğimiz kitaplar kalmamıştı. Anımsarsanız kitaplar yasaklandı, kitapların üzerine tahtitlidir damgası vuruldu, okullara sokulamaz dendi. Mesela müfettişler gelip tahtitlidir damgalı kitap gördükleri zaman okulda soruşturma açıyorlardı. Kısacası ortada çocuk kitabı kalmayınca ben de iki şiir kitabı yayınlamıştım. Dedim ki ne gerek var sen çocuklar için kitap yaz. Sonra tuttum çocuklar için yazmaya başladım. Ben 12 Eylül bana çocuk kitapları yazdırmaya başlattım. Bu anlamda iyi olmuş aslında. Çocuk kitapları yazmakta çok mutluyum. Ondan sonra çocuklarla beraber tartıştık. Onların görüşlerini aldım. Onların görüşlerine göre yeniden yoğurdum derken çocuk edebiyatında böyle yol aldım. Ama o arada büyükler için de yine zaman zaman farklı birikimleri böyle toparladık. Kitap falan olsun diyerek kitaplar kurduk ben. Onlar da ne bileyim, işte hemen Sevgi Ana geldi önüme. Sevgi Ana aslında çocuklar için çocuk şiirleri var. Evet. Yine çocuklar için Kardan Anne diye bir kitabımız vardı. Bunu yeni baskısını Evrensel yapacak. Oradan çekeceğiz. Deli Cin diyor ki, bu bizim biraz da Kars yöresine ait bir... Masallar mı? Yok, öyküler var burada ama hani artık kafamın tasını attırdınız yani. Deyip bundan sonra farklı söyleyeceğim birisinden. Ülkemizin çeşitli yörelerini bir boyutuyla, çeşitli boyutla yansıtan öyküler toplamı. Derin, bu bir roman benim. Sone yayınlarından çıkmıştı. Bu romanın deri ve derin anlamında. Deri, bize dışarıdan gelen bütün etkileri, şiddeti,
karşılayan ilk organımız. Ama bir de sonra derinimiz var ayrıca, derinimiz. Derinlerimizde yara açan derin devletimiz falan. Oralara da gönderme yapan bir roman. Şimdi efendim, Almanya öğretmenliğim sürecinde ben boş durmadım. 5 yıl boyunca hem Almanya'nın içinde hem Avrupa'nın birkaç ülkesine dolaşarak temel esprisi şu olsun istedim yazılarımı. Yazılar yazmaya çalıştım. Orada ne var, bizde ne yok, bizde orada neden var, bizde niçin yok. Böylesine bir kitap ortaya çıktı. Hamburger yazılar. Hamburger yazılar. Er eki, li, lu ekidir. Evet. Hamburglu yazılar. Bu kitapta röportajlar var, denemeler var. Efendim söyleyeyim, gezi gözlem incelemeler var. Öyle bir kitap da çıkmıştı. Onun dışında yine işte... Onları çocuk kitapları kısmında tanıtacağız. Evet. Tanıtacağız. Evet. Bir de Bursa'da öteden beri sürekli çeşitli dergilerin içinde bulunuyoruz. Onlara emek veriyoruz. En son Çin'i kitap diye bir kitap dergisi yayınlıyoruz. Evet. Dergimiz ses de getirdi. Edebiyat dünyasında sevildi de. Güzel. Çok da nitelikli yazılar yayınlıyoruz. Evet. Efendim. Bursa'da edebiyat için, öykü için katkılar. Şimdi Alt Kültür Merkezi var. Fehmi Engin Alp, onun adını anayım. O finanse ediyor sağ olsun. Evet, biz yayın kurulu olarak yazılara yayınlıyoruz. Evet. Şimdi bir veriyoruz. Telefonumuz daha var. Ankara'dan Zeynep Altınoğlu arıyor. Alo. Alo. Sanıyorum bir bağlantıda sıkıntı var. O zaman evet, çocuk kitaplarını yazarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ne anlatmak istiyorsunuz çocuklara? Nasıl anlatmak istiyorsunuz? Önemli olan bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani Şaban Akbaba'nın çocuk kitapları diğer yazarlardan farkı ne? Neleri anlatıyorsunuz çocuklara? Aslında, yazarken neyi önemsiyorsunuz? Teşekkür ederim. Aslında bir kısım çocuk yazarlarından hiçbir farkım yok. Onlardan çok öğrendiğim şeyler var. Ama bir kısım çocuk yazarlarına göre de çok farklı çocuk olduğumu düşünüyorum. Yazarları, evet. Evet, çocuk kitapları yazarlarından farklı olduğumu da düşünüyorum elbette. O da şu. Ben sanatın sanat olduğu kadar sözünün de olması gerektiğine inananlardanım. Sanatın sanat değerinin olması gerektiği kadar bir bildirisinin, bir mesajının, ne bileyim, bir vereceği bir iletisinin olmasına da inananlardan biriyim. O zaman gelebilecek eleştirileri de göğüsleyebilmek için genel geçer prensibi ben de kabulleniyorum. O da şudur. Yani sanat ve bildirinin at başı götürülebildiği, eşit biçimde kitapta somutlaştırıldığı çocuk kitapları yazmaya çalışıyorum. Evet. Yani çocuklar benim kitabımdan okudukları için hoşlansınlar, zevk alsınlar, duyguları etkilensin, gelişsin. Ama o arada yaşamla da bağ kurmuş olsun. Tabii. Buna da dikkat ediyorum. Tabii burada çocuğa görevlilik diyoruz. Aynen. Çocuğun sözcük dağarcığına uygun olmasına elbette dikkat ediyoruz. Çocuğun algılama düzeyine, çocuğun konuşma biçimine, diyaloglardaki durumuna, bütün bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Çok önemli, çünkü çocuk ve gençlik edebiyatı konusu Türkiye'de çok fazla, çok çok eski, geçmiş döneme dayanan bir geleneği yok ülkemizde. Yeni yeni neredeyse filizlenen bir alan. Tam filizleniyordu ki 12 Eylül geldi dediğiniz gibi. 12 Eylül o filizleri kopardı. Sonra 80'li yılların ortasından itibaren ustaların da yazmasıyla beraber, işte analım Muzaffer Üzgüler, Dağlarca, işte Kemal Özer, birçok usta çocuklar için de yazmaya başladı. Gülsüm Cengiz. Teşekkür ederim. Ve öyle olunca bir hakikaten yeniden bir filizlenme oldu. Ama henüz tabii tartışılan bir alan. Elbette söylediğiniz, size ben de katılıyorum. Biçim ve içerik birbirinden ayrılamaz diyorum. Memleketimin yakınından bir memleket arıyorlar bizi. Burdur'dan Şengül Gökçen arıyor. Alo. İyi günler. İyi günler Şengül Hanım. Teşekkür ederim. Geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Daha önce de katılmıştım sizin programınıza. Evet. Aynı sorunum var ama az önceki konuğumuz, seyircimiz değindiği için ben başka bir konuyu değinmek istiyorum. Hani çocuğum kitap okumuyor. Artık benim çocuğum da 5. sınıf ama kitap okumayı da bıraktı. Blue Çağı döneminden dolayı mı bilmiyorum. Günlük derslerini yapıyor. Onun dışında gerekli test kitapları olsun, araştırma kitapları olsun, onlarla da hiçbir ilgisi yok. Sadece dersi, ödevi neyse onu yapıp
böyle ekstra şeylerle ilgilendim. Ne yapmam gerekiyor? Evet. Şimdi aslında bence bir kere günlük şeylerini yapıyor olması bile bence çok önemli, olumlu. Çünkü çok uzun konuşmayacağım. Konunun uzmanları var burada. Tabii ben de hocam da ergenlik dönemiyle ilgili değil ama genel bilgilerimizle söyleyebiliriz. Çocuğun dikkatinin dağıldığı, ben büyük müyüm, küçük müyüm, hep çelişkilerle, kafasının çelişkilerle dolu olduğu bir dönem. Yani bir yandan kolları uzuyor, bir yandan ayakları uzuyor, vücudunda değişiklikler oluyor. Ama bir yandan da aile ona hala çocuk davranışında bulunuyor. Acaba çocuk muyum, yetişkin miyim? Ya da bazen diyor ki işte çocuksun, bazen de artık büyüksün dedikleri için çocuğun bildir çelişkiyle dolduğu, hayata karşı içinde korkuların belirdiği bir dönem, anlayış göstermek gerekiyor bence. Ve tamamen de bu nedenle mesela unutkan olabilir çocuk, kafası dağınık olabilir. Dediğim gibi hayatın gerçekten en zor dönemlerinden biri ergenlik dönemi. Ders bile yapmayabilirdi. İyi ki hani günlük derslerini yapıyor diyorsun, çünkü çok güzel bir şey. Belki onun dışında hani okuma alışkanlığı veya işte diğer araştırma için birlikte bir şeyler yapma şansı olabiliyorsa birlikte bir şeyler yapılabilir. Çalışıyor musunuz? Yani ilgi istiyor sadece ama. Çalışıyor musunuz? Ders konusunda değil, sürekli onunla ilgilenirsin, istedikleri yapılsın. Bütün şeyler istiyor yani, dersle kitapla hiç alakası yok. Çünkü çocuklara biraz da içinde bulunduğumuz topluma ve sisteme bakalım. Kitle iletişim neyi, hangi televizyonları izliyor? Diyelim ki çocuk kanallarını izleyerek geldi. O çizgi filmleri izleyerek geldi çocuk. O alışkanlıkları, hep onlarda ne vardı? Sadece çizgi film değil ki orada gösterilen. Çizgi filmin arasına hemen bu oyuncağı al reklamı giriyor. Şu yiyeceği ye ya da şu giysiyi al. Şu ayakkabıyı almazsan işte kızlar seni beğenmez ya da oğlanlar seni beğenmez reklamı giriyor. Şimdi böyle bir şeyden ben yıllar önce söylemiştim ama tekrar etmekte yarar var. Çocuklarımızı biz değil elektronik dadılar büyütüyor diyorum. Bu televizyonlardan söz ediyorum. Evet. Televizyonları nasıl kullandığımız önemli. İşte örneğin bizim hayat televizyonu bunu yaygın eğitim için, haberleşme için, doğru habercilik için kullanıyor ama birçok kanalda ne yazık ki işte reyting, para ve benzeri şeyler için. İşte o reklamlar her şey çocuğumuzun kimliğini oluşturuyor. Biz ne kadar istersek isteyelim şununla ilgilensin, bununla ilgilensin. Sınıftaki arkadaşları, öğretmen veya işte dediğim gibi çarşıdaki alışveriş merkezi kültürü diye bir şey doğdu Türkiye'de. Oralarda satılanlar, markalar, modalar ne yazık ki çocuğu etkiliyor. Anlayış gösterelim bence. Olabildiğince dinleyip, anlatarak, konuşarak çözmek lazım. Öğretmenimiz de bir şey söylemek istiyor. Evet Şerven öğretmenim. Başka bir şeyler daha yapalım. Ben özellikle bilim sanat merkezi öğrencilerine geldiğimiz zaman değineceğim belki ama şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu tür tarif edilen çocuklar oyumsuz ve çok katmanlı çocuklardır. Bu çocuklara hitap etmek gerekiyor. Nasıl hitap edeceğiz? İşte siz az önce söylediğiniz bir dünya var. O dünyaya muhalif, o dünyaya alternatif neler vermek gerekiyor bu çocuklara? Şimdi bütün kentlerimizde eğer kentte yaşıyorlarsa tiyatrocuklar var. Çocuklar için tiyatro grupları var. Bir kere onlarla tanıştırmalar gerekiyor. Bir enstrümanla mutlaka tanıştırmalar gerekiyor. Kursundan gönderecekler, ne yapacaklarsa. Onun dışında halk eğitim merkezlerinde falan da olabilir. Halk eğitim merkezleri var, özel kurslar var, artık çeşitli seçenekler var. Bilsemler yani. Belki Bilsemler bulunduğu kentte. Bilsemler farklı, oraya şeyle alınıyor. Ama onun dışında şöyle bir şey var. Kentte yaşıyorlarsa, kentte yaşamayı becersinler çocuklarına da. O kent kültürünü birazcık koklasınlar, tattırsınlar. O da şudur, Gülsüm Hanım. Kentlerde bir sürü kültürel, sanatsal etkinlikler oluyor. Diyelim ki işte bir senfoni orkestrasına götürsün çocuğunu. Çocuk 10 dakika izlesin tamam ama orada bir enstrümanla özdeşleşebilir. Şimdi tabii Burdur'da bir bence bir herhalde opera bale yani evet ben yerelleştiriyorum. Evet. Olabilecek şeylere en azından. Evet. Tiyatroya götürsün. Tiyatro varsa, tiyatro geliyorsa. Belki sirk falan geliyorsa onlara götürsün. Konserlere götürsün, sağlıklı konserlere. Klasik müzik konserleri olabilir. Yani çocuklar farklılıklardan kesinlikle etkilenirler ve farklılıklar onları etkiler çok. Bir de şey var Şengül Hanım, kütüphane alışkanlığı. Örneğin birlikte gidip kütüphaneye abone olunabilir. O da evet, onu ben bir değişik. Evet. Ama Gülsüm Hanım,
Ben zaten televizyon izleyen biri değilim. Belli çeşitli programları izliyorum. Öyle her programı izlemiyorum. Tamam. Eğitici öğretici programları izlemeye çalışıyorum ama çocuğum eve gelince o öyle değil. Geliyor sabah kalktı çizgi film izlemek istiyor. Öğleyin geldi çizgi film izlemek istiyor. Falan zamanında da bir hikaye oynuyor. Evet. Ben de bunu direnleyemiyorum. Zaten direnlemeye çalışıyorum da beni dinlemiyor. Evet. Anca babası söyleyince. Birlikte belki yine de konuşarak, birlikte konuşarak çözümleyebiliriz. Yani gün içinde saatler var. Hepsinin yeri ayrı. Yasaklayarak değil ama zaman süresi koyarak bunu çözmeye çalışırız. Başka pek çok telefonumuz da var. İzleyicilerimiz arıyor. İzninizle burada noktalamak istiyorum. Çünkü hakikaten bir programın da çerçevesinde pek belki çözmek çok kolay değil ama dediğim gibi biz de ancak buradan genel şeyler söyleyebiliyoruz. Yine de okuma alışkanlığı diyorum ben, okuma davranışı ve yine başka kritik bir şey, birlikte vakit geçirme, onu dinlemek, konuşmak diyorum. Çok teşekkür ederim bizi aradığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Programımızın devamını dilerim. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi bir de çocuklarla bu özellikle okullarda Şaban öğretmenim, şimdi çocukların şu ihtiyaçları var. Çocuk sadece 2 kere 2 4 okuma, işte hayat bilgisi, sosyal bilgi değil. Çocuk resim yapma, müzik dinleme, kendisini dediniz ya bir enstrüman çalsın. Evet. Kendisi. Şimdiki günlük devlet okullarında ki ders saatlerine göre çocukların bu tür yeteneği olan çocuklar kendilerini buralarda geliştirme, gösterme imkanı var mı? Haftada bir saat müzik. Yok, kesinlikle yok. Bir saat resim. Evet, yani çok yetersiz. Çocuklar oysa çocuk çok uğraşmak istiyor, çok çalışmak istiyor. Deşarj oluncaya kadar boyamak istiyor örneğin. Evet. Ya da deşarj oluncaya kadar tıngırdatmak istiyor. Okullarda zaman sınırlıdır, ders saat azdır. Bir de gittikçe azaltıldı. Giderek burada özellikle bu yeni hükümet döneminde son 10 yılda giderek azaldı. Benim çocukluğum daha fazlaydı örneğin. Evet. Şimdi spor dersi, beden eğitim dersi kaldırılmaya çalışılıyor. Yani. Evet, Edirne'den bir konuğumuz arıyor. Taylan Emre Gülmez. Alo. Alo. Herhalde şeyden düştü. Çocuklar ne diyorlar? Bununla ilgili çocuklara dinleyelim istiyorum ben. Bir de çocuklar neler söylüyorlar? Bu kendilerini geliştirme konusunda, okullardaki müzik resim dersleri konusunda. Çocuktan al haberi köşemiz var bizim. Çocuktan Ahla Haberi'ni birlikte izleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başlıyor. Kitap okumayı sever misin? Evet, çok severim. Çocuktan Ahla Haberi. Ressamları ne söylemek isterdin? Ressamlara, yani kimi resimleri iyi, böyle çok mutlu doğada yaptıkları için teşekkür ederdim, kutlardım. Çocuktan al haberi başlıyor. Okulda resim, beden, müzik eğitimi gibi derslerden en çok hangisini seviyorsun? Beden. Peki neden en çok beden? Çünkü eğleniyorum. Beden eğitimi seviyorum. Neden? Çünkü koşturuyorum, eğleniyorum. O yüzden beden eğitimi seviyorum ben. Beden. Neden peki beden dersi daha çok ilginç? Çünkü eğleniyorum. Başka? Sonra orada top oynuyoruz. En çok müzikle ilgileniyorum. Çünkü gitarım var, gitar çalıyorum. Şarkı söylemeyi de seviyorum. Gitar kursuna da gidiyorum normalde. İlk aldığım sıralar kendim öğrendim. Sonra bedava kurslar açılınca oraya gittim. Orada da öğrendim. Beden. Neden? Çünkü seviyorum, yani dışarıda dururuz sonuçta. Hepsinden alıyorum. Peki neden hepsini, yani neden bu kadar hepsi dikkatini çekiyor? Beden eğitimi fazla zevk vermiyor. Gördüğün gibi ben müziği söylemeyi severim. Okulda okuma saatleri var mı peki? Var. Peki bunun senin için yararlı olduğunu düşünüyor musun? Evet. Bu seni okumak için teşvik ediyor mu? Evet. Genellikle Türkçe dersinde okuma yapıyoruz. Peki bu yararlı oluyor mu? Böyle yararlı. İnanıyorum. Evde de ara sıra annemle okuma yarışması yapıyoruz. Yani okuyorum. Okuma saatleri var mı peki okulda? Var, 2 saat. Bu okuma saatlerinde, yani kitap okumanı teşvik ediyor mu seni? Yani. Okuma saatleri rehberlik derslerinde bir bölümünü kitap okuyarak geçiriyoruz. Bir bölümünü konuşarak geçiriyoruz. Öyle. Etkili olduğuna inanıyor musun?
kitap okuma alışkanlığı yaratıyor mu sende? Yaratıyor. Peki okulunda okuma saati var mı? Var. Kitap okumayı seviyor musun? Evet. Peki tiyatro ya da drama derslerinde ilgileniyor musun? Evet. Neden seviyorsun tiyatroyu? Çünkü orada bazen sihirbazlar çıkıyor, bazen de komik şeyler, paylaşmalar geliyor. Tiyatroyla ilgileniyorum diyebilirim ondan sonra. Nasıl desem, güzel rol yapıyorum falan işte. Tiyatro dersleri var, alıyor musun? Hayır. Okulda herhangi böyle bir etkinliğiniz oluyor mu? Tiyatro yapıyorlar da ama biz oynamıyoruz tabii tiyatroda. Buluş yapma ilgini çekiyor mu? Çekiyor. Çünkü yeni icatlar yaparak insanlara yardım etmek hoşuma gidiyor. Okulda laboratuvar var. Fen derslerinde gidiyoruz. Deney yapıyoruz. Buluş yapma ilgimi çekiyor. Değişik bir şey. Yeni şeyler keşfediyorsun. Eğleniyorsun derste. Zevk veriyorsan hani yeni bir şeyler yapmak böyle. Ay, o yüzden seviyorum. Çocuktan alabilir. Çocuktan alabilir. Evet, çocuklardan hala öğreneceğimiz, duyacağımız çok şeyler var. Evet sevgili izleyiciler, Hayat Televizyonu'nda yaşamda adım adım sürüyor. Bilim sanat merkezlerini konuşuyoruz. Bursa Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi Müdür Baş Yardımcısı ve yazar şair Şaban Akbaba ile ilgili. Ama ben yine bir kez daha kitabımızı anımsatmak istiyorum. Kitabımızın adı Doktor Koray Karabekiroğlu'nun hazırladığı kitabımızın adı Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? Say Yayınları tarafından yayınlanmış bir kitap ve içinde gerçekten pek çok bilgiyi ve deneyi barındırıyor. İzleyicilerimiz arıyorlar zaten. İzleyicilerimize ve izleyicimize bu kitabı armağan edeceğiz. İki izleyicimize de Öykü Dostluğu adlı kitabımızı armağan edeceğiz. Çünkü bugün Dünya Öykü Günü. Evet, Tuzla'dan bir izleyicimiz var. Şahap adı güzel. Alo. Alo. Merhaba Şahap Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Çalışıyor musunuz? Şu an evdeyim. Bacanağımı izliyorum. Öyle mi? Evet. Şaban Bey için aradınız bizi. Evet. Ne sormak istiyorsunuz Şaban Bey'e veya bana? Saygılar sunuyorum. Başarısının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Şimdi o zaman devam edelim çocukların bıraktığı yerden. Bilim sanat merkezlerine geçelim Şaban Bey. Yani okullarda, devlet okullarında özellikle resim, müzik, tiyatro, drama ve spor derslerinin yeterli olmadığını biliyoruz. Giderek azaldı, haftada bir ders saatine indi. Şimdi de giderek örneğin beden eğitimi dersinin kaldırılmak istendiğini duyuyoruz, görüyoruz. Bu durumda bir boşluk mu diyelim, bir boşluk yaratma mı diyelim, o boşluğu doldurma mı diyelim? Lütfen bilim sanat merkezleri ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu? Öncelikle bu beden eğitimiyle ilgili şunu kısaca söyleyeyim. Evet, çocuklar da gençler de sevgi ve oyunla öğrenirler. Kural bu. Bunu herkes hiçbir şekilde unutmasın. Ötesini herkes bilir. Spor, beden eğitimi sağlıkla ilgilidir. O zaman hasta bir toplum mu üretilmek isteniyor? Bunu anlamadım. Onu da öyle geçtikten sonra bilim ve sanat merkezleri de Müslüman, demokratik ve bilimsel olmayan eğitim sistemimizin içine sıkıştırılmış üstün özel yetenekli öğrencilerimize bir çözüm modelidir. Ben Avrupa'da 5 yıl öğretmenlik yaptım. Orada inceledim, araştırdım. Şunu gördüm. Gerçekten eğer eğitim sistemi bilimsel ve demokratikse her türlü çocuk kendisine uygun yolu bulabiliyor. O çatı altında tabii. O demokratik eğitim sistemi içinde sosyalleşerek ve kapasitesine, ilgisine, eğilimine, yeteneğine göre yolunu bulabilir, kendisi yetiştirebiliyor. Ama bizim eğitim sistemimizde çocukların bu yönleri özellikle yani yetenek alanlarıyla ilgili çıkış kapıları çok az olduğu için sıkışıp kalmış durumdalar. Onlara bir çözüm olarak üretildi bizim sanat merkezleri. Yani üstün ve özel yetenekli çocuklar bizim öğrencilerimiz, hedef kitlemiz. Onlar için doğru bir modeldi. Çünkü az önce söylediğimiz nedenle. Yani eğitim sisteminin sorunlu olması nedeniyle.
Tabii ki bu öğrencilerimiz için bir çözüm kapısı ama çok az öğrenci ulaşabiliyor. Evet, tam onu söyleyecektim. Yani her çocuk aslında resim yapar, her çocuğun resim yapma, her çocuğun bir müzikle kendisini ifade etme ya da işte tiyatro ya da drama gibi devlet okullarında da hakkı yok mu zaten? Yani bir saatle olabilir mi, değil mi? Hayır, kesinlikle olamaz. Zaten bunu biz bu Bilsem deneyiminde de şunu gördük. Ayrıca zaten pedagoglar derler yani her çocuk mutlaka bir şey öğrenir. Yeter ki siz ona kapı açın. Evet. Yani kısacası her çocuk resim yapmak ister aslında. Renkleri sever. Her çocuk bir şey tıngırdatmak ister. Siz onlara mutlaka geniş kapılar aralamalısınız. Bilim sanat merkezlerine gelebilen çocuklar bu fırsatları yakalayabiliyorlar ama az önce belirttiğim gibi çok az öğrenci ulaşabiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz şey uygulanmamış oluyor. Uygulanmamış oluyor. Bir de şey örneğin yine her çocuk da deney yapmak ister, buluş yapmak ister. Evet. Çünkü eğlenceli. Hani zaten kendi çocukluğumuzdan anımsayalım biz. Şimdiki çocuklar bilmiyor ama çünkü hazır oyuncaklar. Biz oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk. Evet. Bunların hepsi aslında ona tekerlek takarak işte bir şey yaparak bir buluş değil mi sonuçta? Yani yaparak, yaşayarak öğrenme isteği her çocukta var. Yani evet, o yüzden kamusal eğitim anlayışına aslında bakarsanız biraz. Üstün özel yetenekli betimlemesiyle, tanımlamasıyla bu öğrencilere evet bu tür bir eğitim verilmeli. Bu doğru. Gerçi dediğim gibi demokratik bir üniversite eğitim sistemi olsaydı onun için de kendilerine yer bulabilselerdi ama madem yok. Ama bunun ötesinde ya diğer çocuklar sorusu var tabii ki. Diğer çocuklara da kesinlikle daha çok yeteneklerini özellikle geliştirme bağlamında daha çok geniş alan açılmalı. Ona göre eğitim sistemleri oluşturulmalı. Ne zaman kuruldu Türkiye'de bu? Ne zaman başladı? Sanıyorum 15. yılı ilk kurulan Türkiye'de Bayburt'ta kurulmuştu. Bayburt'ta. Evet, 15 yıllık bir serüven bizim bilim ve sanat merkezleri. Bizim Bursa'daki 13. yılındayız. Ben Bursa'daki bilim sanat merkezinin de kurucu kadrosundanım. Dediğim gibi yani model iyiydi, aslında iyi başlamıştık. Fakat süreç içerisinde bu iyiliğin de bir kısım değişik uygulamalarla iyiliği azaltıldı. Açıkçası öyle söyleyeyim. Yani mesela bilim sanat merkezleri başlangıçta ikinci sınıflardan öğrenci kabul ediyordu. Onu diyecektim. Kaç yaşındaki çocukları alıyorlar? Evet. Şimdi oraya gelmek gerekirse ikinci sınıftan öğrenci kabul ediyordu. Bu iyiydi. Çünkü çocuklar 7-8 sınıfa kadar yoğun eğitim alabiliyorlardı. Ondan sonra başka okullara gidiyorlar falan. İlgiler de dağılıyor. Fakat bu 4+4 meselesiyle ilgili olarak ikinci sınıftan artık öğrenci alamıyoruz. Dördüncü sınıfa çekildi. Daha doğrusu dördüncü sınıfta bize başvuracak Bilsemlere 5. sınıftan başlıyor. Yani ortaokul öğrencilerini alıyor. İlkokul kısmı kapatıldı. Bana göre de bilim sanat merkezleri de bitti. Evet. Çünkü çünkü bütün dünyada özellikle üstün ve özel yetenekli çocuklar en küçük yaşta keşfedilir ve en küçük yaşta işte piyanonun başına oturtulur veya atölyeye sokulur veya işte paletin başına oturtulur, resim yaptırılır. Ama bizde maalesef bu daha da... Hatta anaokulunda bile diyebiliriz aslında. Evet, aslında söyleyecek sözümüz çok. Bilim sanat merkezlerine daha başlamadık. İkinci bölümde daha fazla sohbet edeceğiz bu konuyla ilgili. Sizin bilgilerinizden, deneylerinizden yararlanacağız. Şimdi 15 haberlerine bağlanacağız birazdan. 15 haberlerinden sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Hayat Televizyonu'nda Yaşamda Adım Adım 15 haberlerinden sonra yine sizinle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, Hayat Televizyonu'nda Yaşamda Adım Adım sürüyor. Bu hafta çocukların resim, müzik ve bilim konularına ilgi duyan ve üstün yetenekli, tırnak içinde söylüyorum ben aslında hepsine yetenekli olduğuna inanıyorum. Ama bu devletin tanımıyla üstün yetenekli oldukları söylenen çocukların eğitim gördükleri bilim sanat merkezlerini konuşuyoruz. Stüdyomuzdaki konuğumuz Bursa Kamil Tolon Bilim Sanat Merkezi Müdürü Baş Yardımcısı, eğitimci, şair, yazar Şaban Akbaba. Sohbetimize devam edeceğiz ama ben bir kez daha kitabımızı anımsatmak istiyorum. Doktor Koray Karabekiroğlu'nun Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? 2-15 yaş grubundaki çocukları kapsayan, içeren, onların gelişimleriyle, karşılaşılan sorunlarla,
ilgili bilgilerin verildiği bir kitap. Say Yayınları tarafından yayınlanmış bu kitap. Evet, telefonunuzu bekliyoruz. Hem kitap armağanımız için hem de soru ve görüşleriniz için. Bugün Dünya Öykü Günü, 14 Şubat. O yüzden ikinci armağan kitabımız da Öykü Dostluğu. Öykü Dostluğu'nu da yine ilgi duyan izleyicilerimize armağan edeceğiz. Evet, Şaban Bey, çocukların konuşmalarını dinledik. Çocukların ihtiyacı var. Aslında en çok sevdiğimiz ders beden eğitimi dersi diyoruz. Ama meslek liselerinde beden eğitim dersi kaldırıldı. Diğer okullarda saatleri gittikçe azaltıldı. Bu arada işte bütün bu şeyler içinde bilim sanat merkezleri hiç değilse az da olsa çocuk, az sayıda çocuk da yararlansa bir umut diye düşünüyorum. Nasıl bir defa kimleri alıyorsunuz? Dördüncü sınıftan sonra dediniz. Kimler gelebilir? Veliler, çocuklarını bu okula vermek isteyen veliler ne yapabilirler? Nereye başvurabilirler? Evet, şimdi yeni şeye göre, yeni yönergeye göre dördüncü sınıftaki öğrenciler bize başvurabilecekler. Ancak başvurular artık doğrudan bilim sanat merkezlerine değil, bu yıldan itibaren ki başladı şu anda, tam şu anda başvuru sürecindeyiz. RAM'lara, rehberlik araştırma merkezlerine başvuracak. İl ve ilçelerdeki? Okullar tabii aracılığıyla başvuru yapılıyor. Okullara kriterler gönderiliyor. Ha, ölçütler. Kriterlere göre aday gösteriyor, sınıf öğretmeni müdürüne bildiriyor. Müdürler de RAM'lara bildirecekler. Yani işte bu nasıl oluyor falan, sınava evet. mı giriyor çocuklar diyecek. Ondan sonra böyle RAM'lar şey. Sınava alıyorlar. Sınav değil de tanlama diyoruz biz ona daha doğrusu. Grup tarama testine alınıyor. Daha sonra da bireysel inceleme testine alınıyor. Bunlar evet. tanılama süreçleri. Böylece ondan sonra önümüzdeki sene 5. sınıfa gelip 5. sınıftayken bilim sanat merkezlerine başlamış olacak. Başlamış olacaklar. Evet. Velilere de buradan duyurmuş olalım. Evet. Ne kadar Türkiye'de kaç tane var? 70 oldu galiba. 70 ve 71 sayısı. Birçok bilimizde. Tabii artıyor. Hatta... Onun için güncellenmesi evet. gerekiyor. Evet. Evet, evet bilgi almak isteyen bulunduğu kent ya da ilçede olup olmadığını anlamak isteyen veliler için şöyle bir şey söyleyebiliriz belki. İnternetten bilim sanat merkezleri diye girildiği zaman evet, ulaşılabilir. Ki nerede ulaşılabilir? Bir olanaktır. Bu olanaktan her şeyin giderek eksiltildiği bir dönemde bu olanaktan yararlanılması gerekiyor. Aslına bakarsanız devlet okullarında yani kamusal eğitim kurumlarında bütün bu derslerin hepsinin verilmesi gerekiyor. Ayrı kurumlara da gereksinim yok aslında ama madem yapılmış ondan da vatandaş yararlanmalı. Tabii kesinlikle. Özellikle bu çocuklara yanıt veren bir kurumdur ve çocuklarımız hakikaten orada çok özel eğitim alıyorlar. Yani dışarıda çok büyük paralarla satın alamazlar o eğitimi. Evet, şimdi nasıl eğitim alıyorlar? Tam ona evet, nasıl soracaktım. Eğitim alıyorlar? Temel olarak bizde resim alanı var, müzik alanı var, bir de bilim alanları, zihinsel alan denen bilim alanları var. Edebiyat var bir de galiba. Tabii ya bilim alanlarının içinde edebiyat var, Türkçe var, matematik, biyoloji, fizik, kimya. Ne kadar branş öğretmeni varsa oku bilsem de o kadar da bilim alanları var demektir. Dediğim gibi ikinci alan resim alanı, üçüncü alan da müzik alanı. Şimdi öğrenciler girdikten sonra çok farklı ders anlayışları okullara benzemeyen, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye dönük ve geliştirmeye dönük bir program uyguluyoruz. Evet, kaç saat yani ne zaman ders başlıyor? Örneğin çocuk ilkokula gidiyor ya da ortaokula gidiyor. Ne zaman, saat aralığı nasıl? Genel olarak şöyle söyleyelim, diyelim ki öğrenci okulunda sabahçıysa öğleden sonra geliyor bilsemlere. Öğlenci ise sabah geliyor, tam günse akşam geliyor. Yani bizde 3 var diye. Öyle mi? Hatta ikişer de bölümleri var, 6 var diye eğitim var. Aslında bizde. Oradaki öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili de ayrı bir program yapmak lazım. Çok yoğun çalışıyor demek evet. öğretmen arkadaşlar. Yani planlanıyor. Gene öğretmenler çok fazla yük olmayacak Hadir şekilde etmiyoruz diyorsunuz. Planlanıyor. Evet yani zaman da ayrılabiliyor. Ama tabii sonuçta farklı bir kurum. Mesela evet. az öğrenciyle öğretmenler çalışıyor. Kaçta çocuklar kaç saat yani orada bilsemde kalıyor? İlk yıl öğrenciler hemen hemen bütün bilsemlerde ortaktır zannediyorum. 2 gün gelirler toplam 5 saat eğitim alırlar. İlk yıl öğrencileri. Daha sonraki yıllara doğru başka alanlara da seçilmişse çocuklar böyle bir sistem var bizde. O zaman bakıyorsunuz 2 güne 3 güne çıkıyor. Yani 2 kere 3 kere haftada gelecek ve 2'şer 2'şer buçuk saat ders alacaklar. Yani kısacası demek ki kendi okullarının dışındaki zamanlarda bilsemlere geliyorlar. Aynen. Evet. Peki kaç yıl gelebiliyor bir çocuk? Az önce söylediğim gibi keşke ikinci sınıftan itibaren devam edilebilseydi. Gerçi ikinci sınıflar yani ilkokul için yönergede şöyle bir şey var. Bütün okullarda destek odaları oluşturulacak bu tür çocuklar için ilkokullarda. Gene o çocuklar öyle değerlendirilecek deniyor. Umarız bir an önce faaliyete geçer, işe yarar.
Onun dışında... Benim dileğim umarım bütün çocuklar için evet, olur. Umarım bütün çocuklar için. Evet. Ama bunlar daha farklı, hakikaten farklı oldukları için bunlara da farklı bir eğitim yardımcı gerekiyor. Olmak, evet, evet. Hı-hı. Sistem en ideal olsa bile bunlar için farklı eğitim Hı-hı. veriliyor zaten. Hı-hı. Efendim, sorumuzu unuttum bu arada. Yok, estağfurullah. Estağfurullah, gayet ben de bilgileniyorum. Yoğunlaşınca bu arada tabii şey, tabii evet. Ben de bilgileniyorum bu arada. Evet. Çünkü yani bilsemlerin İç işleyişini yani kaç saat olacak, kaç yıl gelecek, yani kaç yıl evet, geldi. Evet, kaç yıl geldiği meselesiydi. Dediğim gibi eğer ondan sonra ikinci itibariyle farklı dersler de alabilirler diye öğretmenler, branş öğretmenler seçmişti. Çocuklar bu kez başka alanlardan da gün sayısı çoğalıyor. 7-8. sınıfa kadar verimli devam evet, ediyorlar. Evet, Antakya'dan bir izleyicimiz arıyor. Nevih Nafi ile. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle çok çok keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Çünkü Şaban Akbaba, ağabeyimiz olsun. Çok çok seviyorum. Tabii ki nezdinde de sizleri, tüm güzel insanları da seviyorum. Merhabalar diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öğretmen evet, misiniz? Efendim? Öğretmen misiniz? Evet, ben de eğitimciyim. Antakya'da Erol Bilecik Endüstri Meslekçisi'nde öğretmenlik yapıyorum. Sohbetlerinizdeki tabii ki endüstri meslekçilerinde beden eğitimlerini, müziği, ne bileyim sanatı kaldırıyorlar. Aslında ben yönetici olsam bilakis bunları artırırım. Artırırım ki insanlar daha sosyal olsun, daha konuşkan olsun, herhalde, daha bilgili olsun. Ben konunun içeriğinden ziyade Şaban abi, Şaban Akbaba abim için bir iki şey söylemek istiyorum. Hani bir insanı seversiniz ya, ta yürekten. İşte güzel bağlama çalan, türkü söyleyen ve her alanda başarılı yazar dostum abim Şaban Akbaba'yı ben de yürekten sevenlerdenim. Çok sanırım, rica ederim. Sanırım bundan 10 yıl önce tanışmıştık Şaban Akbaba abimle ve bir etkinlikte yine televizyonla ilgili bir soru sormuştum ve oradan ilk iletişimimiz oradan başladı. Kitaplarını okudukça, kendisini tanıdıkça ki birçok gencin, yaşlının, büyüğün, lise yaşlarındaki tüm dostlarımızın okumayı seven, okumayı lezzet alan tüm dostlarımızın kitaplarıyla bir kere tanışmasını istiyorum. Kendisini tanıdıkça ben daha çok sevdim. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu Hayat Televizyonu'nun ekranlarında buluşmuş oldunuz böylece dostlar olarak. Teşekkür ediyorum. Hatay nereye? İstanbul nereye? Evet, sağ olun. Ses verdiniz. Diyecek ki acaba bir akrabalık bağ falan mı? Yok. Neden sevdim Şaban Akbaba'yı? Çünkü Şaban Akbaba'nın sevgisi derin, sıcak ve samimi. Almak isteyene tabii ki sevgisi ve enerjisi evet. Güneş gibidir çünkü. Ve işte o güneşi, o dostluğu, o güzelliği, o sıcaklığı kitaplarının her birinde görmeniz mümkün. Evet, 2010 yılında Samandağ Şiir Akşamları'nda, 2013 yılında Burhan Güner Anma Kültür Sanat Sistemi'nde ki az önce fragmanlarınızda o resimlerden bir tanesini de gördüm. Evet. Radyo programında konuğum oldu ve Antakyalıların konuğu oldu. Evet. Bizleri paylaşımlarıyla aydınlattı, mutlu etti. Evet. Gülsüm Hanım size de yürekten başarılar diliyorum. Böylesi güzel, kültürel, sanatsal programları çoğaltmak ve daha çok dinleyicilerle, izleyicilerle buluşmak adına çok büyük emekler sarf ediyorsunuz. Çünkü ben de bir radyo programı yapıyorum. Bu tür programların nedeninin zor olduğunu biliyorum. Size kocaman başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka konuklarımız da var. Evet, şu anda Edirne'den bir konuğumuz bağlandı. Emine Özbilge Edirne'den arıyor. Alo. Alo. Emine Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür. Çalışıyor musunuz? Ben emekliyim. Hangi işten? Efendim? Hangi işten? Devlet memurluğu. Evet, memurluk. Tamam, evet, emeklisi. Memurluk evet. Evet. Benim de bir torunum var, 5,5 yaşında. Ana sınıfına gidiyor. Yani şu anda ben programı izlediğim için ben de şey yaptım. Biz çok televizyon izliyor bizimki de. Bir türlü koparamıyoruz televizyondan. Ondan sonra birini bırakıyor. Yok cep telefonundan oyun oynayacağım, bilmem ne yapacağım. Engelleyemiyoruz. Aslında biz hani öyle çok şey yapan, televizyon izleyen biri değiliz. Artık ama belli programlar izliyoruz zaten. Bunu nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani çocuğa? Dediğim ama gibi gene anlamıyor da unutuyor 2 dakika sonra. Evet.
Şöyle yapacağız. Yaşı küçük daha anne baba sözü evet. dinler, büyük anne sözü dinler. Bence hadi kapatalım, birlikte bir masal anlatalım. Yani bence bana sorarsanız en genel şey şu: çocuğa emek vererek ve zaman ayırarak onu o evet. elektronik aletlerin bağımlılığından kurtarabiliriz. Tutup elinden parka götürebiliriz. Parkta çocuğun karıncaları seyretmesi ona olağanüstü bir defa hoş bir şeydir. Yani herhangi bir hayvanat bahçesine götürebiliriz. Yani çocuğun, açık söyleyeyim, sizin aileniz için söylemiyorum ama çocuk oturmaya başladığı 6 aylıktan itibaren genellikle çocuğu televizyonun karşısına oturtuyorlar yetişkinler. Evet. O çocuk onu izlerken işte insanlar kendi işini yapıyor veya işte komşusu gelmiş sohbet ediyor. Az önce söyledim, dediğim gibi çocuğu elektronik dadılara emanet ediyoruz. Onların verdiği iletilere ne yazık. Bence bunun şey, yaşı daha çok küçük. Aa, televizyon bozuldu diyebiliriz, bir şey diyebiliriz. Bağlandı, faturasını ödeyemedik. Yani bir sürü yaratıcı bir şey bulup oradan çocuğu çıkarıp, ama kapattıktan sonra da onu yalnız bırakmak değil, birlikte vakit geçirmek. İnanın çocuklar daha çok zevk alacaktır. Onunla oyun oynamak, onunla birlikte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek. İşte her gün bir tiyatroya gideceğiz, başka bir günde parka gideriz. Ya da evin içinde onunla evcilik oynamak, çocukla çocuk olmak gibi genel olarak şeyler söyleyebilirim burada ancak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Duyarlılığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yani bu kitle iletişim araçları, çünkü sadece ilete anlamında değil ama çocuğa sürekli evet. biliyorsunuz bir radyasyon, bir elektro yani. Kesinlikle anlatıyoruz onları. Evet. Söylüyoruz radyasyon olduğunu. Öyle işte, öyle değil. Bunu sadece evet. bir saat ya da sevdiği bir çizgi film varsa onu asla yasaklamadan şunu seyredeceğiz ve bunu kapatacağız. Hepimiz kapatacağız. Ama çocuğa evet. kapat, sen seyretme deyip de akşam bütün aile böyle büyülenmiş gibi dizinin evet. etrafına toplanıyorsak. Yok yok. Dizi falan yok bizde. Toplumda genelde böyle ne yazık evet, ki. Onun evet. için yani sözümüz çocuğa söylediklerimizde tutarlı olacak davranışlarımız diyorum. Kolay gelsin. Tamam. En zor olan çok şey, Nazım söylemiş yıllar evvel, en zor zanaat ana baba olmak evet. demiş. Evet. kolay gelsin. Çok sağ olun. İyi ben yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, şimdi tekrar sizin okulunuzdaki derslere, programa geçmek istiyorum ben. Yaklaşık gün içinde 2,5 saat, evet. 2,5 saat bir ders yapılıyor. Sınıflar ve bölümler var değil mi? Müzik sınıfları, resim sınıfları. Evet. Deneyler, ben onu çok merak ediyorum Erne'ye. Laboratuvarlarımız, mesela biyoloji, fizik, kimya, resim laboratuvarları çok renklidir, cıvıl cıvıldır ve çocuklar az çocuk. Mesela diyelim ki 3 öğrenci vardı, hatta tek öğrenci vardı, tek öğretmenle çalışmıyor. Bizde zaten en kalabalıklar ilk yıl oluyor, orada da en fazla 8-10 öğrenci oluyor. Sonra sayılar azalıyor, öğrenci sayısı 3'e düşüyor, 2'ye, 4'e, 5'e, 1'e kadar düşüyor. Öğretmen de tek öğrenci baş başa. İstediği kadar çalışabiliyor, istediği kadar deney yapıyor, istediği kadar resim boyuyor, istediği kadar piyano çalıyor. Böyle bir eğitim piyano var. Piyano da var. Tabii. Gitar var, piyano var, enstrümanlar öğreniyorlar çocuklar. Şan dersleri, koro. Evet, evet. Hepsi korolar. Çok sesli, polifonik korolar. Mesela bizim polifonik koromuz, mesela Dilek Yalın var. Müzik öğretmenimizin buradan hakikaten onu selamlamak istiyorum. Bologna'da dünya üçüncüsü oldu korosu. Polifonik çocuk korosu. Dünya üçüncüsü oldu. Ayrıca bizim bilim sanat merkezimizin de öyle antiparantez olumlu yanlarına kısaca söz edelim. Lütfen evet. Türkiye birinciliği var mesela projelerinde. Bölge birincilikleri ne var. Ne projesi yaptılar? Valla o kadar çok değişik projeler şu anda aklıma gelen ne var? Mesela işte matematikten bilmem işte pi sayısıyla ilgili. Yok matematikten bilmem çok farklı şeyler üretiyorlar evet. yani. Evet, yeni gelişmeler. Çevrecilikle ilgili mesela. Çevre koruma. Yaptılar. Evet, ödüller aldılar. Müthiş. Müthiş. Bence bu çok gerçekten güzel bir olanak. Yani az sayıda çocuk da yararlanabilse, hiç değilse evet, evet. güzel bir olanak. Bunu buradan ebeveynlere duyurmuş olalım. Bu tür çocukları olan, özellikle bilime, sanata, müziğe, resime, hangi alan olursa olsun, edebiyata, yazma merakı olabilir çocuklarda örneğin. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Oralarda. Mesela resim alanımızda olsun, edebiyat alanımızda olsun çocuklar kitap yazıyorlar. Öğretmenler evet. kitap yazıyorlar. Bizde de gene bir sürü kitaplar dahil. Şöyle de söyleyebiliriz. Evet. Bu çocuklar aslında heybelerine başka ağır bir taş olarak, yani omuzlarındaki heybelerine bilim sanat merkezi ek bir ağırlık olarak atılmasına rağmen bizim bilim sanat merkezine gelip gitmekten
bıkmıyor. Ha ben onu diyecektim. Böylesi çocuklar. Hakikaten severek gelip diyorlar. Çünkü evet. Deşarj oluyorlar. Evet. Ve özgüveni kazanıyorlar. Ayrıca da ilgi ve yetenekleriyle ilgili çalıştıkları için de çok seviyorum. Evet, ben de tam onu soracaktım. Evet. Çocukların gelişimine katkısı nedir evet. diye ama Manisa'dan bir izleyicimiz arıyor bizi. Gülay Çağdaş. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba Gülay Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlerin sesini duydukça daha iyi oluyoruz. Herhalde bahar vardır Manisa'da diyeceğim. Vallahi bugün yağmur var, bol yağmur. Olsun, bahar yağmuru durur. Ama tabii bahar yağmuru. Evet. Evet, ne söylemek istersiniz? Ne sormak istersiniz? Programınızı yaklaşık bir buçuk aydır falan izliyorum. Gerçekten harika bir program. Hem de aramışken bir de soru sormak istiyorum ben. Benim çocuğum da ikinci sınıfa gidiyor. Ve asla ödev yapmak istemiyordu. İşte tam gün okula gidiyor. Yaklaşık hani saat 3 gibi eve geliyordu. 5'e kadar erkek çocuk oyun oynamak istiyor, futbol oynamak istiyor. İşte öğretmeniyle görüşerek etüde yönlendirdik. İkinci dönem etüde başladık. Yani bizde iyi mi bir etüt? Aslında şunu söylemek lazım. Aslında Şaban öğretmenim söyledi programa başlarken. Çocuklar hayatı oynayarak öğrenirler. Evet. Oyunla evet. öğrenirler. Oyun çocuklar için çok doğal bir ihtiyaç. Bunu fazla ve boşa giden bir zaman olarak görmemek gerekiyor ama tabii belki çocuğa şunu söylemek gerekir. Yani oyun saati, yemek saati, uyku saati, ders saati, okuma saati. Ben bir de çocuklarla okullarda sohbetlerimde hep onu söylüyorum ayrıca. 24 evet. saatin içinde bir iki çocuk okuma saatimiz olsun diye. Belki o bölümleme ama etüt de belki o düzene girer, ödevlerini yapar. Hadi bir daha eve gelip de sizinle ders yüzünden yok, tartışmıyorsa bir faydası hayır, vardır. Hayır yok yok. Hiç şu ana kadar yani zaten hani 5 gün oldu. Çalışmamız olmadı zaten. Bir de böyle özellikle kitap okumaya yönelik şeyler başladı. Yani kitap okumaya yönelik sürekli kitap alıyoruz babasıyla beraber. Özellikle böyle bulmacalı, sihirli kitapları çok okumaya çalışıyor. Böyle kısa hikayeler olacak. Hani uzun öykülerdense çizgi roman gibi. Olabilir. Zaten ikinci sınıf onun tabii dikkati çok küçük. Evet. O yüzden tabii ki ince. 16 sayfalık diyemeyeceğim belki ama isterse 16 sayfalık resimli kitaplar da olabilir. 32 sayfalık kitaplar da olabilir. Evrensel Basın Bey'in çok güzel bu resimli kitapları çıktı. Aldım ben, aldım. Evet. Aldım zaten. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Yani yaşına uygun yavaş yavaş çizgi roman okuyorsa çizgi roman, resimli kitap okuyorsa resimli kitap adım adım bence birlikte hani bizim programımızın evet. ismi Yaşamda Adım Adım ya birlikte yürüyeceğiz, birlikte öğreneceğiz. Biz anne baba olmayı da aslında çocuklardan öğreniyoruz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir telefonumuz daha var. Sağ olun. Tekrar bekleriz efendim. Mehmet Toprak Urfa'dan arıyor bizi. Alo. Alo, merhaba. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben de bir okulda ücretli öğretmen olarak çalışıyorum şu anda. Evet, yani sağ henüz kadro alamayan. Bir arkadaş arıyor, ne güzel. Evet, buyurun. Evet, aslında benim de kızımla ilgili ufak bir sorunum var da demin arayan izleyici ona güzel bir cevap verdi. Aynı sorunu paylaşıyoruz biz de çünkü televizyon başından ayrılmasını sağlayamıyoruz. Yani bir nevi cevabımı almış oldum ben. Kaç yaşında küçük? 28 aylık yaklaşık. Daha çok küçük. Şimdi tabii o çocuklara yönelik kanallar var. Çocukla özellikle tabii o yaşta daha rahat. Burada önemli olan ailenin, ebeveynin belli bir tutarlılığı olacak. Kural koyacağız ama kuralın nedenlerini çocuğa anlatacağız. Çocukla vakit geçirelim. Burada yapacak bir tek şey budur yani. Çocuğu orayı kapatıp da çocuğu kendi başına bırakmak değil, çocukla vakit geçirmek. Ve olabiliyorsa tabii yaşıtlarıyla buluşturmak, çocuklar çocuklarla oyun oynamayı tabii ki çizgi filme tercih eder bence. Ama bu zamanla gelişecek bir şey, emek vererek gelişecek bir şey değil mi Çağban Bey? Oyun olayı anahtar, evet. anahtar sözcük oyundur. Oyun. Anne baba, şimdi bu hakikaten zordur da ama. Ama bu zoru başarmak gerekiyor. Madem ki böyle bir çocuk dünyaya getirmişsin. Evet. Öğretmenler için de aynı şeyi söylüyorum. Bütün etkinlikler dramayla, oyunla verilebilir. Anne babalar da eğer bu çocuğu iyi yetiştirmek istiyorlarsa kesinlikle onlara oyun zamanı ayırmaları gerekiyor. Her şeyi oyun haline getirerek
çocuklarla evet. ilgilenmeleri gerekiyor. Problem böylece çok büyük problemler ortadan evet. kalkabilir. Evet. Okul anahtar, öncesi çocuklarla oyun. Neler yapabiliriz? Bunun için evet. de belki başka bir program yaparız önümüzdeki evet. günlerde. Yine çocuk gelişimi uzmanları olan arkadaşlarımızla. Neler, inanılmaz şeyler söylüyorlar. Yani evdeki fasulye ayıklamayı bile çocuğu katarak oyunla. Ben diyorum yani yaşamın bütünlüğüyle evet. oyun haline getirebilerek çocuğa evet. eğlenceli hale getirebiliriz, onu eğitebiliriz. Önemli olan sihirli sözcük herhalde paylaşma sözcüğü. Oyun yaşamı paylaşmak. Evet. Sevgi, güven diyorum Mehmet Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Evet öğretmenim, bu yandan bir yandan da siz öykü yazarısınız. İşte yetişkinlere yönelik kitaplarınız da var. Bu yaz var. Birazcık birkaç cümleyle bu yazdan söz edelim. Bursa Yazın ve Sanat Derneği açılımı. Bursa Yazın ve Sanat Derneği'ni doğrusu 10 yıl önce benim başlattığım bir hareketle Bursa'da kurduk. 10 yıldan beridir programlı etkinlikler yaptık. Hatta siz de birkaç kere konuğumuz oldunuz, onur verdiniz bize. Birçok şair, yazar arkadaşı bizim Bursa kent kültürüyle buluşturduk. Nitelikli etkinlikler yapıyoruz, etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Her yıl Dünya Öykü ve Dünya Şiir Günü'nde de bu yaz onur, öykü onur ödülü ve şiir onur ödülü veriyoruz. Bu sene de gene işte önümüzdeki yarın. Ben gene yarın şimdi etkinlikte olacağım. Bursa'ya gideceğim. Öykü, 6. öykü günlerimizi yapacağız. Ne güzel. Ben şu anda sevgili başkanım Güney Özkılınç evet. çırpınıyor. Bir çırpınmalar Güney. Konukları karşılamak için. Konukları karşıla ağırla, ben burada keyif yapıyorum. Hayat televizyonda okuyorsun. Hayat televizyondayım. Teşekkür ederim. Bursa'daki dostlarım, arkadaşlarım, herkesi evet. selamlıyorum. Öykü günlerini kutluyorum. Öykü günlerini kutluyorum ve o güne de davet ediyorum. Yarın saat 18'de Nilüfer'de Nazım Hikmet Kültür Evi'ndeyiz. Ne kadar güzel. Bursalılar çok şanslı. Evet, kesinlikle Bursalılar bu anlamda Nilüfer'in evet. yarattığı olanaklarla bilhassa evet. kültür sanat bağlamında şanslı. Çok şanslı. Pekala, zamanımız artık iyice daraldı. Evet. Çocuk okuma kültürü ve çocuk gençlik edebiyatı alanında buradaki çalışmalarla, Almanya'da, Hamburg'da da dediğim gibi öğretmenlik yaptınız. Oradaki çalışmalarla buradaki çalışmaları bir karşılaştırabilir misiniz? Oradaki yapılan yani oradaki yapılanlar neler yapıyorlar bizden farklı olarak, işte okuma alışkanlığı evet, yani evet. kitaplar. Şimdi doğrusu çok şeyler söyleyebilir ama kısaca şöyle birkaç cümleyle şöyle söyleyeyim. Kilisesinde annelere doğacak çocuğuna nasıl kıyafet dikilir hı. ya da kıyafetler nasıl yıkanır hı. gibi bir kurs verebiliyorsa bir ülkenin hı. kilisesi bile öyle bir kurs hı. verebiliyorsa artık yaşamın diğer alanlarında buna göre düşünüyoruz. Çocuklar için. Örneğin çocuk kütüphanelerinden söz edelim. Evet, çok sayıda çocuk kütüphanesi var. Hemen hemen birçok okulun bir ek binası veya ek hı-hı. bir odası hı-hı. yüzlerce binlerce kitapla doludur ve kesinlikle her düzeye uygun kitaplar ayrı raflara alınmıştır. Girildiği zaman ister çocuklar, öğrenciler olsun, ister diğer veliler olsun ya da öğretmenler istediği kitabı bilgisayardan giriyor, raf hı-hı. numarasını alıyor. Kitabın adresini alıyor yani. Evet, evet. Ve gidip çocuğuna göre ya da çocuk kendisine göre seviyesinde kitabını alıp orada sessizce okuyabiliyor ve alıp götürüyor. Çok sayıda. Bir de okuma mekanlarını anlatır mısınız? Evet, okuma mekanları. Çocukların okuma mekanları. Çocukların okuma mekanları. Şöyle söyleyelim. Çocuk psikolojisine göre, çocuğun renkli dünyasına göre, çocuğun şen, şakrak, cıvıl cıvıl oyun dünyasına göre şekillendirilmiş okuma salonları var. Rengarenk, cıvıl cıvıl sandalyeler ona göre. Yorulduğu zaman gidip uzanabiliyor oraya. Yerde minderin üzerinde evet, oturabiliyor. Minder, renkli minderler. Evet, renkli minderlerle oturabiliyor. Orada uzun okuyabiliyor. Yani kesinlikle ama sürekli bir şekilde de uzaktan gözetim altındalar. Evet. Hani eğitimleri bağlamında. Şimdi her türlü kitaba ulaşabiliyorlar. Ben de Almanca'ya çevrilen kitaplarımla ilgili birkaç Almanya'da evet. kütüphaneye davet edilmiştim. Almanya'da ve İsviçre'de Almanca konuşulan ülkelerde gerçekten çok heyecan vericiydi. Rengarenk bir ortam. İşte siz oturuyorsunuz onlara evet. okuma yaparken onlar minderlerdeler. Gayet rahat, keyifli. Çok güzel. Bir de Belçika'da bir birinci sınıf ziyaretimiz olmuştu. Anvers'te. Orada da oyuncaklar, küçücük masalar, yani dersten ev gibi. Yadırgamaması ben için. Ben de çok defa girdim. O yumuşak geçişin olması için. Evet, tabii evet. ki gönlümüz, dileğimiz gri, sevimsiz okul binalarından, evet. Takır takır sıralardan evet. Böyle şeylere geçilmesi. Çünkü bizim çocuklarımız da merak ediyorlar.
Elbette ve halkımız bu vergiyi veriyor. Şimdi halkımız vergisini veriyor ama sahip çıksın. Mesela Hamburg'da benim olduğum dönemde şöyle bir şey oldu. Bu okullardaki kütüphane sahilerini işte çok fazla şey yapamıyoruz diye hükümet daraltmak istedi. İnanılmaz mitingler yapıldı. Ya. İnanılmaz protestolar yapıldı. Hamburg'un altı üstüne getirildi veliler tarafından ve durduruldu. Evet. Hiçbir tane kütüphane kapatamadılar. Tamam. İşte demokrasi. Hamburg'da 125 tane kütüphane varmış. 125 tane kütüphane var. Tabii 2500 köklü bir kent var. Evet. Esprisinde koyalım. Müthiş. Evet. Müthiş. Kapattırmadılar. Müthiş. Bir tanesini kapattırmadılar. Çok güzel. İşte biz burada de sahip biz de programda bunu söylüyoruz zaten. Evet, sorunlarımız var. Bu sorunlara karşı çözüm içinde insanların talep etmesi gerekiyor. Talep etmenin ötesinde gereken mücadeleye katılması gerekiyor. Evet. Örneğin bu beden eğitimi derslerinin kapatılması konusunda da ben görüyorum. Takım insanlar, eğitim kurumları, eğitimci örgütleri, eğitimsel bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bu sadece öğretmenlerin sorunu değildir. Hepimizin sorunudur, velilerin sorunudur, çocukların sorunudur. O yüzden sahip çıkmalıyız diyorum. Kocaeli'nden bir telefonumuz var şu anda. Münir'e Çalışkantu öğretmenim arıyor. Alo. Alo, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sonunda yakaladım programı sonunda. Evet. Bilim evet, sanat merkezlerini konuşuyoruz öğretmenim. Katılımcı sayımızın da çok olması çok hoşuma gitti. Efendim? Katılımcı sayısının da çok olması çok hoşumuza gitti. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Arama oranı yüksekti programda. Güzeldi. Evet. Valla diye ki düşünceni paylaşmak istiyorum. Hani çocukların sanata, edebiyata, evet, okumaya yöneltilmesi adına. Ben de eğitimciyim, öğretmenim. Elimden geldiğince. Çok kısa yalnız yapmayayım. Programın sonuna evet, çok yaklaştık. Evet evet, yaklaştığımızı biliyorum. Belki çok önemsiyorum mesela veliler, ebeveynler, sanatçı dostlar edinip çocukları o sanatçı dostlarıyla buluşturmadı diye düşünüyorum. Gerçekten çok etkili olduğunu da gördüm bu çalışmanın. Sonra çocuklarımıza mektuplar yazmalıyız diye düşünüyorum. Günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde duygularımızı, düşüncelerimizi onlara çok net olarak anlatamıyoruz. Gibi sürprizli yaşamlar hepimizin hoşuna gider. Çocuğumuz işte akşam yatarken yastığının altında bir mektup bulduğunda herhalde çok farklı duygular yaşayacaktır. Olumlu sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Bir diğer önerim daha var. Çocuklarımız adına yayın evlerinden kitaplar istesinler veliler. Kapıya onların adına, onların adresine gelsin. Çocuğumuz kendine önemli ve değerli adına, hissedecek. Çok güzel, güzel bir şey. Evet, evet, önemli ve değerli hissedecek diye diyorum açıkçası. Gene evlerimizde kütüphanelerimiz mutlaka vardır ama çocuğumuzun da kendine ait bir kütüphanesi olursa iyi olur. Onu beslemeye ve işte ondan yararlanmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Süremiz azaldı evet, diyoruz azaldı da. Hatta bir izleyicimiz daha var. Tamam o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum öğretmenim. Evet, evet. Önerileriniz, katkılarınız. Diyorum. Çünkü diyorum ben biz bu programı birlikte yapıyoruz. Biz de söylüyoruz. Konuğumuz da söylüyor ama sizler de düşüncelerinize katkıda bulunuyorsunuz. Soru soran izleyicilerimiz de sizin düşüncelerinizden yararlanıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm ebeveynlerimizin çocuklarının sanatçı dostlarıyla buluşturulmasını istiyorum. Harika. Harika. Evet, İzmir'den bir izleyicimiz arıyor. Ayşe Ümit Yay. Alo. Merhaba. Merhaba Ayşe öğretmenim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Ben Dünya Öykü Günü'nü kutlamak için aradım. Çok teşekkür ederim. Şaban Bey'in. Tüm çok öykücülerin, tüm sanatçıların, tüm şairlerin, tüm roman yazarlarının. Harika. Ve dedim ki bir insanı sevmekle başlar her şey. Evet. Ve bütün insanlar paylaştıkça çoğalırız diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Dans etmeye gidemedim. Bugün bel fıtığım tuttu. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür bir ederim. De selam söylüyorum hocama. 1985'te Mut'ta bulundu mu? Evet. Orada asker kartalarıyı tanıyor mu? Biz oraya halk oyunlarıyla gelmiştik. Çok mutlu olmuştuk o Mut'ta. Selam söylüyorum. Harika. Siz kapayın, devam edin. Hocam cevabını versin. İzin var mı? Tabii hocam. Şimdi buyurun. Öncelikle sizi gerçekten canı gönülden, içtenlikle, saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce öykü günümüzü kutlayarak başladınız.
Onun dışında onore eden güzel sözler söylediniz. 1985 yılında Umut Karacaoğlan Kültür Sanat Festivali benim ilk ciddi ödülümü aldığım bir yarışma açmıştı. Hatta o kitabımın, o zaman o ödül alan öykümün şu anda bir firmada dizi film yapma olasılığı var. Evet. Gerçi birkaç firma değiştirdi falan da evet, bir türlü olmadı. Yani o nedenle Mut'ta bir hafta bulundum. Evet, ilk birinci ödülü almıştım. Çok güzel günler geçmişti. Çok teşekkür ediyorum. Çok saygı duydum. Musa Eroğlu'na da selam söyleyelim evet, buradan o zaman. Evet, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Sağ olun. Çok İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tekrar katılıyorum. Evet, sağ olun. Evet, programımızın şiir köşesi var. Şiir köşesinde çok güzel bir sevgi şiiri seçtik. Ama tabii ki bu sadece sevgiler 14 Şubat'ta sınırlı değil. Çiçek, çikolata ve pırlantalarla sınırlı değil. Veya işte mutlaka zoraki alınmış armağanlarla değil. En büyük armağan sevginin ta kendisidir diyoruz. Ve sevgi zaten sadece karşı cinsle duyulan değil. Yaşama duyulan, çocuklarımızla duyulan daha pek çok sevgi cinsi, sevgi türü var. Ama önemli olan sevgileri paylaşmaktır diyoruz. Çok sevdiğim bir şiirdir. Behçet Necatigil'in Sevgilerde şiirini paylaşmak istiyorum ben. Birbirini seven herkes için veya yaşamı seven herkes için. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz. Sevgiler yüreklerde kalmasın diyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Ve sevgiler çıkarlara bağlı olmasın. Sevgiler içten, yürekten olsun diyoruz. Bir şiir de sizden rica ediyorum. Kısacık bir şiir. Peki, çocuklar için. Sevgiler pazarın bir malzemesi evet, de olmasın. Evet, işte. Sevgi çünkü anadır. Evet. Ana sevgidir. Evet. Hemen şiir. Ben de anneler için, anne sevgisiyle evet, ilgili bir şiir paylaşayım. Evet. Annem, benim annem, benim annem. Yüreği sevgi seli, sevgisi deli at. Benim annem, benim annem. Kucağı kum sıcağı, elleri güneş at. Benim annem, benim annem. Çilenin yol yoldaşı, sabrın çatlamazmış. Benim annem, benim annem. Anneler annesi annem. Çok bütün annelere, çocukların dilinden. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Son bir cümle alalım. Çocuklarla ilgili, okumayla ilgili, ebeveynlere ve eğitimcilere son bir iki cümle ne söylemek istersiniz? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz çocuklar için, ben uzun yılların öğretmeniyim. Çocuklara bütün hayatımı verdim desem yeridir. Ayrıca çocuklar için kitaplar yazıyorum. Ben bir tek şey istiyorum. Çocuklar okusunlar. Eğer çocuklar okurlarsa, öğretmenler bunu iyi yönetebilirlerse, bunu verebilirlerse hayat daha güzel olur. Evet. Okuma hayatı, yaşamı güzelleştirir. Evet. Sağ olun. Tam da burada kitap tanıtım köşemize geliyoruz. Bu kitap tanıtım köşesinde de sevgili Şaban Akbaba'nın çok güzel bir kitabı var. Morpa Kültür Yayınları'ndan Kitap Sepeti dizisinden çıktı. Gülderen'in Dedesi. Aslında gerçekten çok hoş bir kitap, çok hoş bir öykü. Deprem, büyük depremi anlatır. Büyük depremde aslında aradaki onca uzaklığa karşın, onca ayrımcılığa karşın insanların ne kadar yüreklerinin birbirine yakın olduğunu gösteren bir öyküdür. Ötekileştirmeye karşı olan, yardım, dayanışmayı ve kardeşleşmeyi de anlatan çok hoş bir öyküdür Gülderen'in Dedesi. Öneriyoruz. Kitapta başka öyküler de var. Birkaç öykü daha var. Morpa Kültür Yayınları tarafından Kitap Sepeti dizisinde çıkmış. Canan Barış tarafından da resimlenmiş. İçinde güzel resimler de var. 9 yaş üstü çocuklar için bu kitabını Şaban Akbaba'nın öneriyoruz. Gülderen'in Dedesi kitabını. Birkaç çocuk kitabı daha var. Hemen hızlıca onları da tanıtmak istiyorum. Kurtların Kışı.
bunun şu anda Afacan Maymun. Afacan Maymun. İkinci sınıflar için. İkinci evet, küçükler için, minikler için. Afacan Maymun. Evet. Sihirli Pınar. Eşref'in Böceği. Bunlar da öyküler. Fantastik evet. Öyküler var. 4-5 sınıflar için. Bağdatlı Maymun. Bağdatlı Maymun yine 2-3 sınıflar için fantastik evet. Kurgu. Bağdat'taki savaşın bir gecede nasıl evet. Bitirilebileceğini de evet. Oradan çocuklar evet. Okuyabilir. Öneriyoruz çocuk kitaplarında hem Salan yayınlarından bu 4 kitap. 4 kitap evet. Salan yayınlarından evet. Çıkmış. Öneriyoruz çocuk kitaplarında hem biçimsel düzeni önemseyen ama öte yandan da ileti vermeyi de önemseyen bir yazar Şaban Akbaba. Çocukları gerçekle ve yaşamla buluşturma duygusunda. O yüzden iyi okumalar diyorum. Küçükler için olanlar için de, büyükler için olanlar için de iyi okumalar diyorum çocuklarımıza. Bu kitapları ebeveynler ve eğitimciler için tanıttık. Çocuklarına kitap önermek isteyen veliler için. Evet, sevgili izleyiciler bu haftaki programımızda bilim sanat merkezlerini gündeme getirdik. Aslında kamusal eğitime inanıyorum ben kişi olarak, düşünsel olarak. Yani kamu eğitim kurumlarında çocukların bütün gereksinimlerinin karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Yani müzik yeteneği, müzik, resim, tiyatro, drama, beden, spor veya fen bilimlerine ilgi duyan çocukların laboratuvar olanaklarıyla deney yapma, buluş yapma durumlarının ortaya çıkarılması. Ama zaten giderek ders saatleri azaltıldığı için bir oluşum olarak ortaya çıkan yine devlet kurumu olan bilim sanat merkezlerinin de önemli bir olanak olduğunu tekrar buradan duyurmak ve anımsatmak istiyoruz. Sevgili Şaban Akbaba bize okulunla ilgili, nasıl başvuracağımızla ilgili, orada verilen derslerle ilgili bilgiler verdi. Kendisine Hayat Televizyonu izleyicileri adına çok teşekkür ediyorum. Bursa'dan kalkıp buraya geldi programımıza katıldı. Tekrar gerçekten hem zaman ayırdığınız için hem yorgunluğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda Hayat Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Çok severek izlediğim bir televizyon zaten. Memnunum. Çok, sağ olun. Çok sağ olun. Bir de bir özürümüz var. Bizi arayıp bağlayamadığımız izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilginiz beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Yani birlikte konuşabilmek çok hoş bir şey. Bizi aramanız, bize bir şeyler söylemeniz, bizden bir şeyler sorup bunu bizimle paylaşmak istemeniz çok güzel ama ne yazık ki süremiz kısıtlı. Konuğumuzla da onun birikiminden de yararlanma kaygısı gidiyoruz bir yandan da. Ancak sınırlı sayıda izleyicimizi bağlayabildik. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Umuyorum ileriki programlarımızda yine bir paylaşım yaşayabiliriz diyorum. Ve diyorum ki programımız burada sona erdi. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevinçsiz, sevinçsiz, umutsuz, kitapsız, şiirsiz kalmayın. Adımlarınız sizi hep güzelliklerle buluştursun.